bizden istedik ki gönül dostlarımız, kardeşlerimiz farklı üslupları, farklı öğütleri, farklı simaları görsünler. Hem bir gönül kaynaşması olur, hem bir ayrı bir şevk verir farklı üsluplar. İnşallah bugün sohbeti değerli hocam yapacaklar inşallah. Hem arkadaşlarımız artık sükunetle dinlerler, gelenler de sessizce otururlar. Allah razı olsun ve şimdi Rabbimizin hepimizi faydalandırmasını diliyorum. Teşekkür ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فأما الذين اسودت وجوههم
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sevgili Peygamberimizin ruhu için, bütün nebilerin ve rasullerin aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem yardımcıları için, sevgili Peygamberimizin ehlinin ashabı olanları için, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e günümüze kadar gelen Sadat-ı Kiram Hazretleri'nin ruhları için, Hasıdın Namusam Ramazan oğlu Musattı Paşa Efendimiz'in ruhları için, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için, ebeveynlerimizden, hocalarımızdan, beka yoluna gidenlerin ruhları için, cümle ehl-i iman ervahı için, buyurun, Fatiha'sını siz söyleyin. Estağfurullah. Fatiha. Sohbetten sonra dağılmadan hocamın şeyleri var. Ben az önce göstermeyi unutmuşum. Yazılmış eserleri var. Ondan burada da var inşallah geldi. Sohbetten sonra arkadaşlar onu tekrar izah ederiz. Evet, burada yani imzalanacak. Almak isteyenler olursa sohbeti bir takip edelim. Bir şeylere izah ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahu azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hoş geldiniz. Bereketler verdiniz. Allah Celle Celaluhu bu tür cemiyetlerden razı olur. Bir yerde Allah'ın ayetlerini okumak için Müslümanlar toplanır, onu kendi aralarında ders eder, dini mübini İslam'ı öğrenme gayretiyle orada olurlarsa, Allah Celle Celaluhu rahmetiyle, sekinetiyle orayı kuşatır, melekler karanlığını gerer ve o meclisten o insanlar mağfurunda olarak dağılırlar gibi müjdeler var hadis-i şeriflerde. Allah-u Teala bizim meclisimizi de böyle dağılırken günahları affı, mağfiret edilmiş fark insanların meclisi eylesin. Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ruhundan haberdar eylesin. Maneviyat ehlini inşallah ruhaniyetleriyle beraber olasınız. Değerli kardeşlerim,
Allah Celle Celaluhu rızası için sevişmek, Allah için bir araya gelmek, Allah için toplanmak, Allah için dağılmak, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünde en çok hoşuna giden hususlardandır. Bu yüzden onlara rızası vardır. Bakışı rahmetlidir. Ya bu kıyamette Arş-ı Âlâ'nın gölgesinden başka gölgenin olmadığı, o gölgede onları bir araya insanların yerinden toplayacak ve göndereceğiz. O insanlara ne geçmişlerinden ne geleceklerinden korku olmayacak, endişe olmayacaktır inşallah. Özellikle 7 sınıf insan var diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Onlardan bir tanesi de Allah rızası için birbirini seven, Allah rızası için bir araya gelen dağılan insanlardır diyor. Konuyla ilgili çok hadis-i şerifler var. Bunları biliyorsunuz, sohbetlerde duyuyorsunuz, kendiniz okuyorsunuz elhamdülillah. Bunun kadri kıymetini bilmemiz lazım. Kardeşliğin kadri kıymetini ve hukukunu bilmemiz lazım. Çok ciddi bir meseledir. Müslümanlar bugün perişansa buna dikkat etmedikleri için de perişanlar. Bir sebebi, belki en büyük sebebi budur ya. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Ancak müminler birbirlerinin kardeşleridir. Bir ana bir babadan dünyaya gelen iki insan, biri mümin biri kafirse kardeş olamaz. Aslında ancak inananlar müminler kardeşlerdir. فَاَصْلِهُ بَيْنَا خَبِرْكُ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Olur insanlık hali. Yani herkes halka, hukuka, Allah'ın şeriatına bağlı olsa kavga olmaz. Hatta Müslümanlar hak hukukun ötesinde وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aralarında birbirlerine lütufkar olmayı, ikram etmeyi, fazladan vermeyi unutmamalılar. Bu Allah Celle Celaluhu'nun bir emridir. تَخَلَّهُ بِأَخْلَقِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakıyla Allah Celle Celaluhu karşılıksız veriyor. Hak hukuk davasından öte fazlasıyla vermek ve karşıdakini memnun etmek lazım. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızda fazileti, lütufkarlığı, ikramı unutmayın. Sadece hak hukuk değil, bu kuru bir şey olur yani. Ama en azından hakka hukuka riayet ederek kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Olur ki bozuşanlar olur, darışan darılanlar olur, küserler olur, kırılanlar olur, kavga edenler olur. Siz bunu gördüğünüz zaman oturup seyretmeyin. Davabali umursamaz olmayın. وَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. اَتَّقُ اللّٰهُ Allah'tan korkun. Allah'tan korkun denilecek kadar dikkat edilmesi lazım gelen önemli bir konudur. Allah'tan korkun. Kardeşler birbirleriyle buluşmuşlarsa aralarını ıslah etme hususunda gevşek davranmayın. Allah'tan korkun. Bu çok büyük bir vebadır. Çok büyük bir sorundur. لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamet görmek istiyorsanız bu böyledir. Yoksa merhamet görmezsiniz. Bu demek. Allah merhamet etmez. Ümmet-i Muhammed olarak aramıza çok çeşitli fitne fesatlar gelmiş. Başta ırkçılık olmak üzere. Sen, ben desin, Afrat, aradan vahdeti kaldır. Vahket de İslam'dır. Sen ben desin, Afra paradan vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte olsun. Ehli küfür, yaşadığımız kıyamet yetmiyormuş gibi Müslümanların üstüne kıyamet yaşatmak istiyor. Mevcut birlik ve beraberliğimizi bir daha bölüp parçalamak istiyor. Müslümanlar olarak oyuna gelmemek, gerçeği görmek, nasıl göreceğiz bu kadar karanlık gerçekleri? Bu işin bir kolay tarafı vardır. Allah'ın emrine imtisal ettiğiniz zaman, ayaklarınızı sağlam yere bastığınız zaman, bütün tehlikelerden kurtulursunuz. Mayınlı bir tarlada giderken insan nasıl böyle dikkat eder, nasıl kurtulur? Bu işin yolu Allah'ın emri üzerinde yürümektir. Allah'ın bastığı yere basarsanız orada bomba olmaz, orada mayın olmaz, orada tehlike olmaz. Yani kurtuluşun reçetesi
Kardeşlik hakkı hukuk. İman, Allah bize bunu nasip etti elhamdülillah. İman en büyük servetimizdir. İman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Allah'ı bilmek, Resulullah'ı bilmek ya da kendisini bilmesi insanın. Bu da aynı neticeye götürür. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbahu demiş büyük büyüklerimiz. Nefsini bilen Rabbini bilir. O yüzden iman bizim için her zaman birinci mesele. Hakiki bir imanı tahsil etme, taklitten tahkike erme. Sonra binbir emekle kazanılan bu hakiki imanı muhafaza etme. Kendi mesul olduğumuz evladımıza, ailemize bunları öğretme. Bu enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Sonra ateşe muhatap diye insanlar, İslam'a muhtaç olanlar, hakikati bilmemiş, duymamış olanlar, duysalar bile daikliyle, kemaliyle bilmemiş olanlar, İslamiyet'i götürmek, anlatmak, duyurmak, davet etmek, davet dediğimiz, tebliğ dediğimiz, irşat dediğimiz, engel varsa malıyla, canıyla kaldırmak adına cihat dediğimiz budur. O yüzden her işin başı önce imanı tahsil. Bunun da özü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan yürekten, samimiyetle La ilahe illallah dedi mi Muhammedun Resulullah da buna dahildir. Hadis-i şeriflerde bazen Muhammedun Resulullah, bazen de sadece La ilahe illallah geçiyor ama Muhammedun Resulullah da bunda demiştir. Yani onun tazammül ettiği, içerdiği bir manadır. O bakımdan sadece La ilahe illallah demek, bizim anladığımız manada Muhammedun Resulullah demekle beraber olsa kurtulur. Ama dünyada çok insan var. Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de. Bir yaratıcının olduğunu bilir. Yerleri ve gökleri ben yaratmadım. Öyleyse benim gibi bir insan da yaratmadım. Güneş orada varsa ona gücü yeten bir var edici vardır. Ben buna inanırım diyor. Bunu çok çeşitli sebeplerle ortaya koymuş ilim adamları var. Tabiata bakıyor adam. Dağlara bakıyor, yerlere bakıyor, kendine bakıyor. Bir yaratıcının varlığını kabul ediyor. Nasıl etmesin ki? Onlardan bir tanesi, birisi Marshall diyor. Eski New York Bilimler Akademisi Başkanı. Ben şu sebeplerden Allah'a inanırım diyor. Anlatıyor uzun uzun. Bu onun yazdığı bu kitabın Türkçe'ye 3 tane tercümesi var. Mesela diyor, eşek arısı çekirgeyi öyle bir iğnesiyle sokup zehir akıtıyor ki öldür diyor. Bayıltıyor. Üstüne yumurtalarını koyuyor, uçup gidiyor. Yumurta, kurtçuklar, lavralar, kurtçuk oluyor. Hazır konserve et, çekirge ölmemiş. Ölse kurur gider, işe yaramaz. Ölmemiş. Yavruları, kurtçuklar onu yiyerek besleniyor ve büyüyecek, uçup gidiyorlar. Bu eşek arısına anestezi uzmanlığını öğreten kimdir diyor. Biliyorsunuz zehrin belli bir dozajda vücuda vererek uyutmak, ameliyatlarda narkoz verip uyutmaktır. Tıp fakültesi gibi çok ciddi fakültelerden yetişiyor bu insanlar ve bazen hata yapıyorlar. Adam narkozdan uyanamıyor. Ama eşek arısı nasıl yaptı bunu? Ölümde bu evi nasıl ördü? Bu dantel nasıl işledi? Bunları sayıyor. Bir Allah'a inanırım. Ama Muhammedun Resulullah demezse iman kamil olmaz. Neden? Çünkü iman sadece iman değil. Bir de salih amel var. İnnellezine amenu ve amilus salih. Salih amel nedir? Allah'ın buyruklarıdır. Helal ve haramlardır. Yerlerde ibadettir, muamelattır.
yani ahkam-ı ilahi, yani şeriat-ı garra ve arkasından ahlak. İslam, Cenab-ı Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazen Cebrail, bazen onsuz doğrudan kalbine düşürdüğü ilahi kelam neticesinde bize sunduğu din-i mümindir. Amacı insanları hem bu dünya hayatında mutlu etmek, mesut ve bahtiyar yaşatmak, barış içinde, huzur içinde, refah içerisinde yaşatmak, hem de ahirette sonsuz mükafatlar vermek. Dinin amacı budur. Ve Allah Celle Celaluhu hakimdir. Vermiş olduğu emirler insana, aileye, topluma, devlete, yönetime faydalıdır. Allah abesle iştigal etmez. Hiçbir emri menfaatsız, maslahatsız değildir. İnsanlar buna böyle inandıkları zaman mutlu olmuşlardır. İşte örneğin cahiliye Arapların Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 23 yıl içerisinde kazandıkları seviye, imandaki seviye, ibadetteki seviye, emniyetteki seviye, iktisattaki seviye, devletteki seviye. Çağrı bilimini de hatırlıyor musunuz? Dışarıda bir adam geliyor, ezan okumuş, herkes çarpıya gitmiş. Eseyim Allah meydanda dükkanlar filan eşya. İnsan yok çarşıda. Burada bir veba mı olmuş diyorum. Veba mı olmuş bu şehirde? Nerede bu insanlar? İnsanlar camide. Eşyalar meydanda. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında bir yıl var diyor. Ömer Kirazoğlu abi rahmetullahi aleyh. İstişare birde miydi, ikide miydi bu bilgi? Bu iki kitaptan birisinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında bir yıl var, mahkemeye bir kişi müracaat etmemiş. Hakimler bir tek davayı olsun bakmamışlar. Hapishaneler arkasına kadar açık, içeride kimse yok. Neden? O toplum Allah'a inanıyor. O kadar. Allah'a inanan bir insanın kavgada ne işi var, hırsızlıkla ne işi var, sömürüyle ne işi var? Sömürü kafirlik alametidir. Başkasının malını çalmak, yeraltı, yerüstü servetlerini hem de ülke çapında, devlet çapında gitmek ve savaş açmak, bunlar küfrün alametleridir. Müslüman yedirmekle, ikram etmekle efendi olacağını bilir. Onun amacı çalmak, çırpmak değil, vermektir, lütfetmektir, ihsan etmektir. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk demiştir ona. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız mı? Orada suç ne olsun? Orada zararlı maddeler içilmez ki mide bozulsun, sinir sistemi bozulsun, sağlık bozulsun. Orada zina olmaz ki bel soğuklu olsun, frengi olsun, AIDS olsun vesaire hastalıklar olsun. Orada alkol olmaz ki insanlar aklını yitirsin, hayvan gibi muamele yapsın. Irza, şerefe, haysiyete aykırı işleri bilmeden yapsın. Sonra aklı başına geldiği zaman utansın. Olmaz ki. Buradan mütevellit hastalıklar olmaz. Dolayısıyla bu kadar hastahane olmaz. Bu kadar hastalık olmayınca doktora gerek de olmaz. İlaç olmaz. Bütün bu masrafların hepsi fakire, fukaraya, cemiyete, eğitime, vakıflara, derneklere akar. İsraf haram, elbisen var, bir iki sonra fazla yemek de haram. Mal geliyor, çalışıyorsun, malın zekatını vermek zorundasın. İslam iktisadına göre sermayeden verilir, kazançtan değil. Paran varsa kazanacak ve zekatını vereceksin. Yoksa 40'ta bir vere vere, 40 sene sonra anası gider. Ya sen çalıştıracaksın, ya aklı yeten birisiyle ortak olacaksın, çalıştıracaksın. Ve böylece iş olacak, iş olunca işçi olacak, işçi olunca üretim olacak, üretim olunca kazanç olacak, kazanç olunca israf da haram olunca yeniden vergi, yeniden zekat, yeniden lütuf ama mal hala şişiyor. Ne yapacak bu adam? Ahirete de gözünü dikmiş, oradan bir yurt edinmek istiyor, oradan köşk almak istiyor.
وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiklerle işte ahiret yurdunu talep et. Oradaki köşkleri ara diyor. O da evet ya Rabbi diyor. Fazla malını ailesine ben ölürsem yetecek kadar daha fazla malı var. Evladını yetecek kadar bu daha fazlası var. Vakıf kuruyor. Ölümsüzleştiriyor. Bu kadar Osmanlı'da vakıf niye var? Nasıl bir toplum bu toplum? Hala İstanbul'da teklem tüklem var diyorlar. Biz ansiklopedilerde resmini görüyoruz. Sokakın başlarında sadaka taşları var. İçi oyun taşlar. Zenginler gece para bırakıyorlar. Utanmasın fakir fukara. İhtiyacı kadar oradan para alsın ve ihtiyacını görsün diyoruz. Gece yarısı fakir fukara da oradan ihtiyacı kadar alıyor. Fazla almıyor. Böyle mübarek bir toplum, İslam toplumu. Ama öyle bir şey oldu, akla ters, mantığa ters, hikmete ters, tarihe ters, her şeye ters bir şey oldu. Müslümanlar kendi medeniyetlerinden, İslam medeniyetinden çıktılar, Avrupa medeniyetine, Batı medeniyetine girdiler. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle? Sebebi neydi? Zaruret neydi? Neden yaptık bunu? Hiçbir zaruret. Hiçbir gerekçesi yok. Halka sormadılar ki zaten. Dayakla, dipçikle, asarak, keserek bu işi böyle bitirdiler. Ama ortaya öyle sorunlar çıktı ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yalancı peygamberler çıkmıştı. Bazıları dinden döndüler, irtidat olayları oluyordu. Ama başta Ebu Hasan el-Nedvi'nin dediği gibi Hazreti Ebu Bekir gibi dirayetli bir komutan, başkan vardı, devlet başkanı. Yer yer Hazreti Ömer'in, o Furkan, Allah'ın övdüğü akıllı insanın aklının bile yetmediği noktalar oldu. Yani bu irtidatla ilgili insanlarla savaş açtığı zaman Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer karşısına dikildi ve sen la ilahe illallah diyen insanlarla mı savaşacaksın dedi. Evet dedi. Peygamber'e verdiği zekat olarak bir oğlağı vermezlerse, zekatla namazın arasını ayırırlarsa ben onlarla savaşacağım dedi. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz itiraz etti. Ben yanıldım. O doğruydu diyor. Allah başımıza iyi ki onu başkan eylemiş diyor. Allah'a şükrediyor. O zaman bir Ebu Bekir vardı. Bir komutan Halid bin Velid'i Allah'ın kılıcını görevlendirdi ve ezdi kafalarını. İslamiyet'i muhafaza etti. Ama son asırlarda Müslümanların başına gelen felaketler, İslam'ın kadri kıymetini bilmeyiş ve başka çok sebepler olabilir. Tarihi sebepler. Ona hiç girmeyelim. Uzun hikaye. Müslümanlar kendi öz medeniyetlerinden çıktılar. Kendi hayat tarzları, yaşam biçimlerini terk ettiler. Kendi hukuklarını, eğitimlerini terk ettiler. Kendi yönetim biçimlerini, teşkilatlarını terk ettiler. Ve Avrupa medeniyetinin böyle muasır medeniyet seviyesi gibi parlak laflarla şimdi çağdaş uygarlık düzeyi diye taklit etmeye başladılar. Ondan sonra büyük bir iman bulmaya başladı. Ya dinden çıkmalar oldu. Mecelle gibi muazzam bir eseri yazan komisyonun başkanı Abdullah Cevdet gibi insanların çocukları bile dinden çıkıp papaz oldu. Nice müftüler dizlerine vurdular, nice hocaefendiler dizlerine vurdular çocukları. Adı babası koydu Müslüman çocuğu, kendisi de kendisini Müslüman biliyor ama gavur oldu, dinden çıktı, haberi yok. Ve bugün sokaklarda buna benzer o kadar insanlar Müslümanlıktan çıkmış, haberi yok. Niçin Müslüman olduğunun farkında değil. Din üstünde düşünmüyor, din düşünülecek bir mesele olmakla çıkmış. Oysa din, hayatın her alanına bir emir ve yasak koymuş. Din demek hayat demek, dinsizlik demek ölüm demek. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi ve lirrasulü izâ da'akum lima yuhyikum. Sizi ihya edecek,
sizi diriltecek, size can verecek Allah'ın emirlerine çağırdığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne icabet edin. Evet deyin. Kabul. Hayat verecek. Ama insanlar ölümü hayat gibi gördüler. Ve bunlar çok uzakta değil. Etrafımızda yeğenimiz, akrabamız, kısımımız. Geçen asırda Müslümanlar dinsizlikle mücadele ettiler ve belini kırdılar. Artık kimse Allah yok diyemiyor, din inkar edemiyor. Pozitivizmin beli kırıldı, materyalizmin beli kırıldı. Dünyada insanlar öbek öbek dine gidiyorlar. Batıl bitti bile olsa dinler yeniden ayaklandı. Ama çok yerde dinin içi boşaltıldı. Yahudi neden Yahudi oldu? Hristiyan neden Hristiyan oldu? Ehli kitap dedi Allah. Allah onlara bir kitap vermişti. Tevrat ve İncil. İçerisinde okudukları halde Allah'ın ayetlerini hayatlarından attılar. Kitabı okuyorlar ama Allah onları kafir kabul ediyor. Böyle bir şeyin olup olmayacağını konuşurlarken böyle bir şey nasıl olabilir Müslümanlar hakkında diye Bera bin Nazif sormuş. Peygamberimiz Allah varım Bera bin Nazif'tir. Diyor ben de seni akıllı birisi, bilgili birisi sanırdım. Allah seni, anan seni kaybetsin diyor. Bu anan seni kaybetsin beddua değildir. Araplarda senden beklemezdim, ummazdım anlamında ikaz edici, uyandırıcı bir söz. Peygamberimiz sahabeye beddua etmiyor ama uyarıyor ya senden böyle beklemezdim. Niye diyor, niye? Yahudilerin ve Hristiyanların ellerinde kitap yok muydu sapıttıkları zaman? Gayril mağdubi aleyhim velad dalin diyor. Öyle bir tehlike var ki Müslümanların elinde Allah'ın kitabı olacak. Öpüp başlarını koyup okuyacaklar. Fakat bu ayet içinde yazılan ayeti kelimeler hayatlarında yok. Çıkartmış atmış. Beğenmez olmuş. Çirkin görmüş. Hatta onu yapanlarla alay eder hale gelmiş olabilir. Bunu gören alimlerimiz zaman imanı kurtarma zamanıdır diyerek İnsanlara İslamiyet'i anlatabilmek için çok büyük fedakarlıklara katlandılar, katlanıyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Sizler de katlanmışsınız. Elinizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyorsunuz, yurtlar yapıyorsunuz. İnsanların imanını, hatta sadece ülkemiz değil, dünyanın neresinde bir insan topluluğu yaşıyorsa oralara kadar bu dini götürmek bizim vazifemizdir. Yeni bir peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. Peki bu din, Allah'ın dini gelmesine gerek var mı arkadaşlar? Yok. Gelmesine gerek de yok yeni bir peygamberin. Yani farz-ı muhal, peygamber gelseydi ne yapacaktı? Allah'tan bir kitap getirecekti. O kitap kaybolmuş mu? Hayır. Allah biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Öyleyse peygamber niye gelsin ki? Allah'ın kitabını diyor mu? Bu kitabı okuyacak, bu kitabı anlayacak. Bu kitabı hayatına uygulayacak ve bu kitapla insanları davet edecek, onlara bunu anlatacak insanlar lazım. Sahabe gibi. İnsanlarla Allah'ın dinini buluşturmak ümmet-i Muhammed'in vazifesidir. Peygamber değilsiniz ama peygamber vazifesi yapacaksınız. Kim? Siz. Ya da aranızdan çıkardığınız bir topluluk. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz kuntum hayra ümmet, insan toplulukların en hayırlısınız. Neden? Nereden geliyor bu hayrı? Uhricet linnâs. İnsanlar için çıkardınız. Kendi keyfinizi, zevkinizi yaşamaya düşmeyin. Siz insan için, insanlar için çıkarmışsınız. Büyük bir göreviniz var. Ne yapacağız? Te'murunne bil ma'ruf ve tenhâvunâ aleyh. İnsanlara iyiliği emredecek, kötülüklerden nehyedeceksin. Bunun başı insanlara yürekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirmektir.
Çünkü yürek bu sözü söylediği zaman öyle bir mesuliyet yüklenir ki sözün arkası var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek Allah'tan Hazreti Muhammed'e indirilen her ne hüküm varsa, inanç varsa, ibadet varsa, yasa varsa, hukuk varsa, helal varsa, haram varsa, ahlaki emir, iyi huy, kötü huy varsa hepsini kabul ettim demek. Buna icbali iman diyoruz, toptan iman. Sonra bunun teferruatı var. Nedir? Namaz bir ibadettir, oruç bir ibadettir, hırsızlık haramdır, adam öldürmek haramdır, faiz haramdır. Kibir, kendini beğenmişlik kötü bir huydur, cibirlik kötü bir huydur, korkaklık kötü bir huydur. Yani detayları, detaylandırabilirsiniz. Bunların hepsi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah için. Onun kıymetini iyi bilmek lazım. Böyle söyleyen insan asr-ı saadette cereyana tutulmuş gibi değişiyordu. İman öyle bir değişim geçiriyordu ki biz bunu kendi hayatımızda pek göremeyebiliriz. Neden? Biz miras yedik Müslümanlar. Miras yedik. Babadan intikal etmiş zenginlik biz kazanmadığımız için harbur parma savuruyoruz. Ama Hazreti Ömer'in Müslüman olmasını hatırlıyorsunuz değil mi? Müslüman olduğu gün nerede gavurluğu anlattıysa orada Müslümanlar ağzını burnunu kırdılar. Kalktı, şimdi gene anlattı, gene anlattı, gene anlattı. Öyle bir değişim geçirmişti ki insanlar tanıyamıyorlardı eski Ömer. Hangi Müslüman öyle değil? Sihirbazların, Firavun'un sihirbazlarını hatırlıyor musunuz? Biraz evvel Firavun'un izzet ve şerefine diye adamlar sihirbazlık yapıyorlardı. Hazreti Musa'nın mucizesini görünce vallahi bu sihir değildir, bu başka bir şey. Bu bizim anlamadığımız bir şey. Ve bu haktır dediler. Bizimki sihirdi ama bu başka bir şey. Secde ettiler, biz Musa'nın ilahına iman ettik. Tabi demagoji ustası Firavun, vay dedi. Bu sizin büyüğünüz, siz de bunun talebesi. Benim iktidarımı ele geçirmek için oyun yapıyorsunuz. Sizi el ve ayaklarınızı parça parça parçalayacağım. Çaprazlamasına bir eliniz bir ayağınız keseceğim. Gövdelerinizi vurma kütüklerini asacağım vazgeçmezseniz. Yap dediler. Senin hükmün dünyaya geçer. Ölecek değil miyiz? Allah'ım bize dayanma gücü ver. Sabır yağdır üstümüze dediler. Firavun da bunu yaptı. Ve onlar ölürken hep Müslüman olarak öldüler. Bu nasıl bir değişim geçirdi? Kalbe iman girerse onu değiştirir. Ama insanlar bunun farkına varmazlarsa soru çok büyük. Ben talebeme öğretmenlik yaparken sorduğum olurdu bazen. Bazı hatta İmam Hatip Lisesi'nde. Oğlum niye Müslümansın? Bu ne biçim soru hocam ya? Müslüman olmak da gavur mu lan? Kız mı oğlum? Gavur ol diyen yok sana ama sen niye Müslümansın mesela? Yani başka dinler de var değil mi? Evet. Niye Müslüman? Tamam anam babam Müslümandı. Sen de Müslüman oldun da sonra büyüdün. Aklın başına geldi. Hiç sormadın mı ya ben niye Müslümanım diye? Ya anam babam seni kandırıyorsa? Hiç düşünmedim diyorum. Ortaokul, liseler, ben bu soruyu çok sordum çocuklara. Niye Müslüman olduğunu bilmiyorlar. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu ne büyük bir felakettir. Demek ki Hristiyan da olabilir ha. Bu ne laubaliliktir. Ama hayat böyle. Çocuk gözünü açtı, bir hayat gördü. O hayatta ailede kısmen din var. Sokakta din yok. İktisatta din yok. Ticarette din yok. Mahkemede din yok. Mektepte din yok. Mecliste din yok.
Yönetimde din yok, anayasada yok, yargıda yok, sanayide yok. İçi boşaltılmış. Tamamen unutturmak istiyorlar seni. Yetmiyor. Çünkü insanlar alıyor, Kur'an okuyorlar. Kur'an'ın içerisinde bazı ayetler var. Onları okumayın diyorlar. Bu ayetler hangi ayetler diye bir müftü sormuş bir zaman. Soluğu bilmem nerede. Ben biliyorum da söylemek istemiyorum. Soluk aldığı yeri. Gittiği yerde bir tane cami var. Yani teferruat benim bilirsiniz. Bazı şeyler nazik diye anlatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde diyor devlet başkanı oturuyor, konuşuyorlar. 200 küsür, 300 küsür ayetler var. Bunları kabul edemeyiz. Bunlar sorundur. Bunları kabul edersek orta çağın karanlığına gideriz. Gericilik, yobazlık olur. Ha bunları kaldırırız, bir kenara koyarsak hayatımız medeni, çağdaş bir hayat olur. Ne yapıyor? Kur'an'ın ayetlerini şöyle yırtacakmışız. Allah'a geri postalayacakmışız. Gerekçe de diyor ki biz Allah'tan daha iyisini yaptık. Ölüm mü öldürün mü? Ne ölme öldür tabi de. Ya bunu kim diyor? Ya bunu bir insan diyor ya. Ya sen kimsin ey insan? Sen kimsin ya? Senin göz profesörün. 2014 yılındayız. Tarihten bu zana yazılmış bütün kitaplar, bütün ilimlerin üstüne oturmuş, artı bir fakültede mezun olmuş profesörlerden, artı doktor olarak çalışmaya başlamış göz mütehassısı, artı ömrünün şu seviyesine gelmiş, hala gözde diyor, göz üstünde bilemediklerimiz bildiklerimizden daha çok diyor. Tanıyamıyoruz insanı diyor. İnsanın ne gözünü daha doğru dürüst tanıyoruz, ne burnunu. Adam burun profesörü, burnu anlatıyor, 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 anlatıyor. Bir gavur burun profesörü birisinden duymuştum. En sonunda diyor ki, ey burun o kadar muhteşemsin ki önünde secdeye gidesim geliyor. Şimdi kulak, burun, boğazı gazetelerde okudun. Ayıracaklarmış birbirinden, çok geliyormuş insana. Doktor, burun ayrı, boğaz ayrı, kulak ayrı olacakmış. Daha bunun sinir sistemi var, daha bunun ruhu var. Daha bu insan yani. Kan, ilik, kemik, nedir bunlar? Bir insan dünyaya nasıl geliyor gözümüzün önünde? Bir damla suyun içinde milyarlarca tohumun bir tanesi, iki tanesi iş görüyor. Toplu iğne ucu kadar yok, iğne ucu kadar yok. Bir canlı teşekkülü diyor, sonra et oluyor, kemik oluyor, yumruk kadar oluyor, defik atıyor, şekilde şekilde giriyor. Bir suyun içinde yaşıyor, bilmem ne, bilmem ne. Allah üç karanlık içerisinde tavır yarattık diye anlatıyor bunu. Doktorlar da bize sılay tek tek o karanlıkları ve aşamaları kurara göre izah ediyorlar. Yahu, ey insan, seni yaratan Allah, İçinde yaşadığın kainatı yaratan Allah'a sen bilmiyorsun, ben senden daha alimdim ya, utanmıyor musun sen hiç? İnsanda biraz haya var, biraz edep. Söyler misiniz, şu İslam'dan bir örnek verin ya. Bu İslam'ın nesini çirkin görüyorsunuz? Nesinden gıcık kapıyorsunuz? Nesini gericilik, yobazlık, çağ dışı, hangisini bizi geri bırakır diyorsunuz? Ya bir söyleyin, bir oturup tartışalım sizin. Öğrendikleri birkaç kelime var. Hırsızın elini keser, bir zina edeni taşa tutarmış. Gelin konuşalım. Oturun konuşalım. Bunlar iyi midir, kötü müdür? İnsana, aileye, topluma menfaatlı mıdır, değil midir? Gelin konuşalım. Yüreğiniz varsa buyurun konuşalım.
İslam'ın hangi emrini Allah Celle Celle, zaten Allah'ın emir ve yasaklarında kendisinin menfaati yok. Hepsi insanın menfaatidir. Hangisinde menfaat yok, maslahat yok? Bir gün gelecek, adım gibi inanıyorum, en çok İslam'ın aleyhinde konuştukları ceza hukuku, İslam'ın en fazla övülen tarafı olacaktır. Neden? Çünkü polis söylüyor, ben İstanbul'da bir yere giderken iki elimdeki bavul çarpıldım. Biliyorum, attım yere. Dedim arkadaşlar, birisi cebimdeki parayı vurdu. Biliyorum ama elimdeki işte, kusura bakma, ne yaparsa bir polis arıyorum, ya bana yardım edin, kimse yok. Sağımı solumu, kusura bakmazsınız, ben herhalde sizden başlayayım, buyurun arkadaş dediler. Şüphelendi bir adam var, biraz heyecanlımış gibi. Neyse onu dedik. Adama benim de o zamanki delildiğim sonradan aklıma geliyor. Şöyle adama bir yok diyeyim dedim, aşağıda şu kadar pala bıçak. Lan bu adamlara diyeyim, sonradan hangi cesaretle ben bunu yapmışsın diye ağırlığa da bu meteyle. Yani İstanbul'u tanımıyoruz, insanları tanımıyoruz. Delicesine bir cesaret arz etmiş. Neyse adam bırakıp gitti. Biraz sonra gelen tramvaya bindim, 3-4 tane polis. Ya demin siz aradan bir tane yoktunuz, üçünüz, dördünüz buradasınız, ne yapacağım ben şimdi siz dedim. Niye kafam bozuk hemşerim dedi, vaziyet böyle böyle dedi. Pes kafamı yorma, senin o param vurulduğu an zaten o adamın etrafında olmaz. O anında öbür uca gitmişti bir dediler. Öyle bir şebekedir bunlar. Biri alır, verir, sen sağım solum de. O çoktandır gitmiştir, ekip. İkincisi, onların simalarına baksam, belki şüphelendiklerin bir ikisini götürürük, biz buradan sokarız, o mahkemenin öbür tarafından geri çıkar. Hiçbir işlem de yapılmaz. Üstüne bir bardak soğuk su iç, efendim. Allah'ın şeriatı olsa da bu hırsızın eli kesilseydi, bunlar böyle olmazdı. Ama biz daha böyle çok ilerideydik. Bunu bir polis olarak sen mi söylüyorsun? Evet, bir polis olarak ben söylüyorum. Başka türlü caydırıcılığı yok bu kanunların. Caydırıcılığı yok, etkisi yok. Başka türlü mümkün değil. Ancak şeriat ıslah eder. Dedim ki, bütün keyifsizliğim, üzüntüm hepsi gitti. Eğer polis böyle söylüyorsa, ben bir din dersi öğretmeniyim. Elhamdülillah bu bana yeter. Değerli kardeşlerim, suçluyu alıyor, başka bir ceza vermiyor. Ya para cezası veriyor, ya içeri atıyor. Modern hukuk, Batı hukuku, Türk ceza kanunu diyorlar, Türk medeni... Ne Türk'ü ya? Türk'le ne alakası var Allah aşkına? Avrupa'dan tercih ediyorlar, başına Türk diyorlar. Dikkat edin, bu ülkede Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den kanunları tercüme edip yapabilirsiniz ama asla ve kat'a o laiklik orada durduğu sürece atalarınızın uyguladığı İslam hukukunu yasaklı kullanamazsınız. Sonra da mekteplerde palavra öğretirler. Neymiş? Kitaplarını biz hukuk fakültesinde okumadık ama İslam öğretisinde okuduk. Hukuk metodolojisini biliyoruz. Artık okuyoruz. Artık konuşuyoruz. Ne diyor hukukçu? Hukuk fakültesinde hukuk profesörü bir kanunu yapmak için kanunu hangi halka uygulayacaksan kanun o halkın inancı, örfü, adeti, yaşama tarzına göre kanunu yapacaksın ki halk benim sesimle uygulasın. Yoksa uygulanmaz diyor. Peki ülkede kanun yapılırken benim halk olarak imanım, örfüm, adetim, yaşama biçimim, nazara itibara alınıp mı yapılıyor? Yoksa bu iş Almanya'da nasıl, İtalya'da nasıl? Hepsini bir tercih edin, toplayıp karıştıralım, en güzeli bu olur. Yürü meclisten gelsin, parmak kaldır, parmak indir. Oldu mu Türk kanunu? Lan neresi Türk kanunu? Yürümüyor. Hapis atıyorsun. Atıyorsun içeri. Para cezası zaten etkili olmuyor da.
Bu adamı yargıladın, mahkemeye koydun bu kadar suçlar. İslam olsaydı bu kadar suç olmayacaktı, biraz evvel anlattık. Hapse attın, genç adam. Taşı sıksa suyunu çıkarır, yatıyor orada. Kim besliyor bunu? Halk besliyor. Elektriğini kim temin ediyor, parasını kim veriyor? Halk veriyor. Suyunu kim veriyor? Halk veriyor vergisiyle. Vergi verenler veriyor. Üç öğün yemeğini kim veriyor? Halkın kesesinden. Sobası nereden yanıyor? Kalorifer nereden yanıyor? Halkın vergisi. Ya siz kimi cezalandırıyorsunuz? Siz kimi cezalandırıyorsunuz? Suçluyum halkını. Allah'tan korkun ya. İslam olsaydı her suçun elini keser mi İslam? Hayır. Dırdık paket keser mi? Hayır. Domates biberden keser mi? Hayır. Aç adamın elini keser mi? Hayır. Kalıcı bir eser. Kendi ortak malı, akrabası kesmez. Yabancı bir adamın hem de korunmuş bir yerden. Hiç ihtiyacı olmadığı halde giderse elini keser. Bırak kessin. Merhametlidir İslam. Acın kesmez, kıtlık zamanı kesmez, akrabasından kesmez, korunmamışsa meydandaki malı çalmakla kesmez. Ama korunmuş bir malı niye çalıyorsun kardeşim? Ne ihtiyacın var? Niye çalıyorsun? Zaten adam çalamaz ki. Elini uzattığı zaman şu elin gideceğini bilir. Artı sadece canının yanmasıyla da kalmaz. Ölene kadar bu elin yokluğundan şerefine zul gelecektir. Cemiyet içerisinde utanacaktır. Hemen geri çeker. Hırsızlık olmaz. İşte bitti. Gelin şu İslam'ı öğrenin. Ondan sonra düşman olacaksanız da bilerek düşman olun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla bir yerde oturuyor. Ebu Hureyre Efendimiz bu hadis-i şerifi naklediyor bize. Bir ara kalktı Peygamberimiz. Ama gelmedi. Abdest tazeler filan diye düşündük. Gelmeyince endişelendik, korktuk. Acaba Yahudiler, münafıklar, müşrik Araplar, tehlike var Medine'de tabi. Bir suikast mı oldu diye herkes ayağa kalktı ve Peygamberimizi aramaya başladı. Ben diyor, benim Neccar'ın dayı taraflarında Peygamberimizin. Ormanın birisinin bahçesine gider, dinlenir, bunu bilirdim. Aklıma ilk gelen yer oldu ve bahçeye gittim. Kapsalık bir kapı bulamadım, dolaştım. Fakat sonunda gördüm ki diyor, dışarıdan su arkı var ya, duvarın altından giriyor. Su tilki gibi diyor, yaslana yaslana oradan girdim diyor. Zaten zayıfça bir sahabe Efendimiz. Vardım ki Peygamberimiz hakikaten orada oturuyor. Dedim, Ebu Hureyre sen misin? Evet ya Resulallah. Hayırdır, telaşlandık ya Resulallah. Sen gelmeyince. Peki diyor, o zaman şu babuşları al, hiç telaşlanma. Şu iki babucumu al, geldiğin yerde insanları bekle. Karşına kim çıkarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye yürekten söyleyenlerin muhakkak cennete gideceklerini müjdele diyor. Peki ya Resulallah diyor. Sevinçle pavuçları kapıyor. O da bir delil, alamet tabi. Peygamberimizin kendisine böyle söylediği. Orada çıkıp beklerken karşısına ilk çıkan Hazreti Ömer olmasın mı? Hazreti Ömer Efendimiz de ilginç bir sahabe Efendimiz sahabe. Sonra diyor ki, Ebu Hureyre ne geziyorsun burada? Peygamberimiz içeride bu babuşlar, evet bu Peygamberimizin babuşları ne geziyor sende? Dedi ki, işte böyle kim yürekten la ilahe illallah derse onu cennette müjdele, beni gönderdi diyor. Göğsümü bir vurup vurdu diyor. Kıçımın üstüne düştü. Canım yandı diyor. Gözler sarıldı tamamen diyor. Düşönüme diyor. Düştük. Gittik bana bak. Peygamberimiz baktı ki diyor, ben perişanım, ağlıyorum. O da arkasından geliyor. Ne oldu sana diyor. Böyle böyle ya Resulallah.
Nöber dedi, niye yaptın? Sen böyle söyledin mi ya Resulallah dedi. Evet. Kurban olur ya Resulallah. Söyleme böyle dedi. İnsanlar buna güvenirler. Namazı kılmaz olurlar. Oruç kılmaz olurlar. Ne katılıyor? Peki diyor Peygamberimiz. Peki diyor ama iş orada bitmiyor. İnsanlara bu müjdeyi vermek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrıldık. Aynı müjde. Giderken Ömer radıyallahu anh'a rastladım. Gene. Durumu kendisine bildirince bizi alıp tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu takdirde insanlar amel etmezler. Buna bağlanırlar. Buna bel bağlarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sustu. Fakat rivayetler bununla da bitmiyor. Aynı Ömer radıyallahu anh'la ilgili farklı bir zamanda gene aynı olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona halka bunu müjdelemesini emretti. Ömer radıyallahu anh ise şöyle dedi. Bu takdirde insanlar buna bel bağlar, ameli bırakırlar ya Resulallah. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bırak bel bağlasınlar ya Ömer. Bırak bel bağlasınlar. Yürekten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Hatırlıyor musunuz? Orada Ebu Zer var. Yuna etse de, içki içse de ya Resulallah diyor. Evet diyor. Bir daha söylüyor, bir daha söylüyor. Bu da Ebu Zer'e rağmen girecektir diyor Peygamberimiz. Sanki sen girmemesi için çabalıyorsun ama sana rağmen girecektir diyor. Şimdi bu girecektir de tabi yanmak da var. Bunu da söyleyelim. Ahirette ameller tartılacak değil mi? فَاَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ İyilik tarafı terazide ağır basarsa hoş kalacağı, razı olacağı bir hayat. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ İyilik tarafı hafif olur ama tabi öbür tarafı ağır basarsa فَاُمُّهُ اَوْيَ Anası uçurum, yandı demek. وَمَا اَدْرَكَ مَهِيَ نَدْرِكُونَ Narun hamiye yanmış, tutuşturulmuş cehennem ateşi. Buna rağmen iyilikler kaçla çarpılıyor? En az 10'la. Belki 100'le. Belki 700'le. Adamın ihlasına göre, o andaki ihtiyacına göre. Kötülük bire bir cezası ama Allah bire en az 10 verir. Şeytan bunun karşısında burnunu yere sürtüyor. Ne halt edeceğim ben? Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Adam bir tane iyilik yapıyor. Benimkinin hepsi devrilip dökülüyor diyor. Devrilsin, dökülsün. Senin de burnun yere sürsün. Ver bunu herif. Değerli kardeşlerim, bu kalbe iman girdikten sonra, gerçi Hazreti Ömer Efendimiz'in endişesine insan olarak hak veriyoruz olabilir ama bilgi, ilim, eğer insan Allah'ı bilirse, kitabını okursa, peygamberimizi tanırsa, mümkün mü namaz kılmasın? Mümkün mü oruç tutmasın? Mümkün mü Allah'ı sevmesin? Mümkün mü zikretmesin? Mümkün mü zekat vermesin? Mümkün mü? Çünkü kalpte öyle bir duygu bırakır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor ve bir yerde diyor bu enfusekum ve ehlikum nara ve kuduha ennasu vel hicara kendinizi de ailenizi de cehennem ateşinden koruyun. Yakıtı taş ve insanlardır. Ya Resulallah diyor orada birisi. Oranın taşları dünya taşları gibi.
Oranın en ufak taşları dünyadaki büyük dağlar mesafesindedir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki cehennemin bir taşı bu dünyanın bütün dağlarından daha büyüktür. Bu sözler üzerine o ihtiyar bayılarak yere düştü. Hazreti Peygamber mübarek ellerini onun kalbi üzerine koydular ve hala yaşamakta olduğunu anladılar. Ama kalp çarpıyor böyle. Ey ihtiyar, la ilahe illallah de, dediler. İhtiyar, la ilahe illallah dedi. Bunun üzerine Peygamber onu cennetle müjdelediler. Orada bulunan sahabiler, ey Allah'ın Resulü, aramızda sadece onu mu cennetle müjdeliyorsunuz diye sordular. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara, evet çünkü Allah-u Teala işte bu makamından sakınan ve tehdidinden korkanlar için buyurmaktadır cevabını verdi. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresinin 14. ayet-i kerimesidir. Ölen gençler oluyor. Peygamberimiz konuşurken cehennem anlatıldığında kalbi çatlayan, diğerleri yanarsa. Bunlardan bir tanesini hatırlıyorum. Peygamberimiz soruyor, hasta diyorlar. Bazı dayanamıyor. Cehennem ayetlerine dayanamıyor. Peygamberimizin karşısında görünce evine ziyarete gittiğinde arkadaşlarıyla yatağından kalkıp boynuna sarılıyor. Fakat elleri gevşeyerek yere düşüyor. Kardeşlerinizi yıkayın ve gömün, Allah korkusu ciğerlerini parçalamıştır. Allah bize iyi ki gaflet verir. İslam ahlakında hayrul umuri evsatuha derler. Her işin vasatı, ortası güzeldir. İfrat ve tehlif derler. Gaflet iyi ki var. Allah çoğundan korusun. Ortalıkta ortasından eylesin. Gaflet çok olursa unutur insan. Kendini unutur, Allah'ı unutur. Ama gafletsizlik ne demek arkadaşlar biliyor musun? Ölüm var. Yemek yiyemez, yedirmez insan. Uyku uyutmaz insan. Dağ başlarında bağrını döve döve ağlar ancak insan. Allah bu ümmetin böyle olmasını istemiyor. Yesin, içsin, gülsün, eğlensin istiyor. Dışarıdan bakan insanlar bu Müslümanlıkta ne kasbettin dindardaşın. Burada hayat yok, burada yaşama yok demesinler istiyor. Eğlenin diyor Peygamberimiz. Kenzül İrfan'da okumuşsunuzdur inşallah. Ben bu dinin böyle kasvetli olmasını istemem diyor. Peygamberimiz gülerdi, tebessüm ederdi. Bazen sabah namazının arkasında camide efendim sohbet eder, güneşin hani kerahat vaktine kadar beklerdi. Ashab-ı kiram konuşurdu. Biz bazen çok aşırı gidiyoruz. Efendim caminin içerisinde konuşursa, caminin içerisinde dünya kelamı böyle gevezelik konuşursa sevabı yer. Ama oturup sohbette bir beis yoktur. Peygamberimiz dinliyor, bazen de gülüyordu. Hatta yakında da bir hadis-i şerif okudum. Üzerine bir yazı yazacaktım. İş işlerinde bir yazılarda unuttuk gittik hocam sonra. Ne diyor Peygamberimiz? Sabah namazını kılmış, arkaya dönmüş. Sahabe-i kiram kibar kibar konuşuyorlar, tebessüm ediyorlar. Lah bir ara cahiliye döneminden efendim açılıyor. Diyor ki, ya ne sersem babamız varmış bu putlara. Efendim taparmışız taşa oduna. Bunların hiçbir zaman hayrı olmadı diyor. Adını unuttum, sahabenin birisi diyor ki orada, benim kutum bana faydası vardı diyor. Nasıl sana faydası vardı diyorlar. Benim kutum helvadan yapılmıştı diyor. Hamur, helva karısı. Acıktığı zaman çıtır çıtır yerdi, onu doyardım diyor. Peygamberimiz öyle bir güldü ki diyor, hep tebessüm ederdi. Bu sefer ağızları açılıp, kızın dişleri görülecek kadar güldü onlara diyor. Gülmek de var. Şaka da var. Kendisi de şaka yapar. Kendisine de şaka yapılır. Efendimiz bunlar da var. Ama itidal, dengeyi kaçırmamak kaydıyla. Değerli kardeşlerim,
Esas sorun o imanda. Biz bugün imanımızı ilim ile süslersek yeryüzümüz cennet olur inşallah. Allah'a yaptığımız her ibadet kalbimizi aydınlatır. Tıpkı her günahın kalbe kara bir leke, bir mürekkebin beyaz kağıda düştüğünde nasıl leke bırakırsa, öyle leke bırakır ama ibadetler de nurlandırır. Gökten inen yağmurun, topraktan yeşillik bitirmesi, ot bitirmesi, meyve bitirmesi gibi zikrullah da, muhabbetullah, iman hakiki bitirir. Bunlar çok önemli şeyler. Ve insan Allah'a iman, ahirete iman demek. Öldükten sonra dirilmeye iman demek. Şimdi bir insanda öldükten sonra dirilmeye iman var ise bu adamın hayatı o kadar düzgün, o kadar güzel, o kadar muazzam geçer. Neden? Çünkü müfettiş yanında, polisi yanında. Her yaptığını Allah görüyor, her sözünü işitiyor. Artı melekleri de var yazıyor. Yevmi kıyamette karşısına çıkacak. El-ihsan en ta'budallaha ke'enneke terahu. İhsan senin Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmen, ona kulluk etmen, emir ve yasaklarına dikkat etmen. Fe innem tekum terahu, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da fe innehu yara, Allah seni görüyor. İnsanın bu seviyeye çıktığı zaman emin olun insan topluluklar için devlet elbette gerekir. Mahkeme elbette gerekir ama bu seviyede insanlar için gerekmez. İşte Hazreti Ömer, Ebu Bekir Efendimiz zamanında bir yıl var demiştik değil mi? Onun gibi bir şey olur. Ben bizim gibi sıradan Müslümanlar için bile sorayım. Sizin kaç defa mahkemede işiniz olmuştur? Ben şahsen kendi şehrimde arkadaşlarıma şöyle bir bakardım. Buranın yabancısıyım. Emin ol. Mahkemeye düşen yoktur arkadaşlarımızın arasında. Düşmüşse ya bir kitap yazmıştır, ondan fikir özgürlüğü suçuna girmiştir veya işte birisi şikayet etmiştir, dincidir diye öyle gitmiştir. Yoksa Müslümanın mahkemede ne işi var, poliste ne işi var? Asayişsizlikle Müslümanın ne işi var? Şu öldükten sonra dirilmeye iman etmek var ya, zaten bu yeter de artar bile bir Müslüman. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek. İnsanlar kötülüğü niye işlemezler? Suçu niye işlemezler? Müslümanlar Allah'tan korktuğu için işlemezler, o kadar. Ama Müslümanın imanı zayıfsa veya İslam değilse orada bir devlet lazım. Suça ceza verecek bir devlet lazım. Suçu durduracak. Bir bu. İkincisi, suçu önleyen insanlardan utanmaktır. Yani insanlardan utanmak, Şerif Mardin mahalle baskısı dedi buna. Onu da yanlış anladılar. Kötüye yorumladılar. İyi bir şey aslında. Yani müeyyide, yaptırıcı güç olarak insanlardan utanmak iyi bir şeydi. Mahalle baskısı iyi bir şeydi. Yani adam bir kötülük yapacağı zaman sağına bakar, sonuna bakar, benim bir işi görüyor mu diye. Görüyorsa yapmayacak. Neden? Çünkü utanmıyor musun? Ayıp değil mi sana? Yakışır mı bu? Nasıl yapıyorsun bunu der insanlar. Demese bile surat asarlar. Alakayı keserler. Adam iş sahibi ise müşteri olmaktan çıkar gider adam. Bir namussuzluğunu görse, bir iffetsizliğini görse değil mi? Bir yanlışını görse insanlar ona surat asar. Emri bil maruf nehyi anil münker müessesesi var, bunu çalıştırır. Ama Allah'a iman varsa bunlara hiç gerek yok. Allah'a iman varsa
Ahirete iman da var demektir. O zaman insanların başkasına da gerek yok. Devletin jandarmasına, polisine, mahkemesine de gerek. Allah'a ve ahiret gününe iman hayatı düzenli, ıslahlı kanunların Allah için uygulanmasını sağlar. Bununla ilgili bazı örneklerimiz vardı ama zamanımız geçtiği için veremeyeceğiz, toparlamaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, Maiz adlı bir sahabiden örnek verilir. Maiz radıyallahu anh, Peygamberimiz otururken gelir, bildiğiniz hikayedir, tekrar olsun. Ya Resulallah beni temizledir, ben pislendim. Git de Peygamber. Gider. Biliyorsunuz İslam'da zina cezasının İslam ceza hukukuna göre tespit edilmesi 4 erkek şahidin zina işini bizzat görmesi. Bir yere girdilerdi, bir mağaraya girdilerdi, işte tane ormana gittilerdi. Bizzat zina ederken görmesi. 3 kişi görseler ağızlarını açamazlar. Açsalar 4 şahidi tamamlayamadıkları için velev ki doğru bile olsalar 80 değnek sırtlarına gazap yani iftira cezası yerler. Bir daha da şahitlikleri kabul edilmez. Adı bile olmaz, lafı bile olmaz zinanın İslam toplumunda. Ya da bir insan mahkemeye 4 kere ayrı ayrı zamanda geldi, itiraf ederse ben zina ettim diye, işte bu da tespittir, mahkeme cezasını. İkinci kere gene gelmiş, Peygamberimiz git demişti buna. Ya Resulallah beni temizle. Ne de temizleyeceğim seni? Zinadan. Git dedi Peygamber. Adam gitti, döndü, dolaştı, geri geldi. Ya Resulallah, sen zinanın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Tarif et bakalım, böyle böyle. Git dedi Peygamberimiz. Git Allah'a istiğfar et. Adam gitti, gezdi, dolaştı. Geldi. Beni temizle ya Resulallah. Evli olduğu için bunun cezası ölümdür. Peygamberimiz bakın şu kadar. Sarhoş budur değil midir? İnceleyin. Kalktı birisi. Yok ya Resulallah. Ağzında içki kokusu yok. Sarhoş değil. Ben sarhoş değilim ya Resulallah. Ben nefsime yazık etmişim. Allah'tan utanıyorum. Dünyada dolaşamıyorum. Nasıl olsa öleceğim. Cezamı çekip öleyim ki sonsuz ahirette kurtulayım. Ve Peygamberimiz emir buyurdular. Onun cezası verildi. Sonra da bir söz söyledi. Öyle bir tövbe etti ki kardeşiniz Maiz. Bütün insanları dağıtılsaydı hepsini cennete koyardı. Ve bir kadın geldi. Beni temizle ya Resulallah. Git dedi Peygamberimiz. Beni Maiz gibi 4 defa git git de başından savacak mısın dedi. Anlaşıldı mesela. Hamile misin? Evet. Çocuğunu doğruyla geldi. Çocuk doğurduktan sonra kadın gene geldi. Git emzir 2 sene. Kendi başına ekmek yiyecek hale gelsin de öyle geldi. Ya gitse Allah affeder. Allah affeder. Tövbe etse Allah affeder. Gelmese İslam onun peşine düşmez. Peygamber sormaz. Hazreti Ömer'e bir adam geldi. Bir kız çocuğuna tecavüz edilmiş. Bu çocuğuma testi. Al çocuğunu götür. Çocuğun tertemizdir. Bu gibi şeyler saklanır. Görseniz şahitlik yapmanız gerekmez. Allah'ın veli kulusu yolda giderken zina edenleri görünce cübbesini çıkartmış, üstlerini örtmüş, bak yavrucaklar, başlarını sokacak bir evleri yok diye. Hüsnü zan. Ve le tecessesu. Casusluk haram. Kusur araştırmak haram. Gitse ve gelmese İslam peşine düşmeyecek. İslam hukuku da öyle. Kadın çocuğuyla geldi. Görüyorsun ya Resulallah, çocuğum ekmeği yiyor artık dedi.
Neden? Temizlenmek istiyor. Allah'a inanıyor. Ahirete inanıyor. Bu pislikle gitmeyeyim diyor. O öldürme esnasında Hazreti Halid bin Velid'in bir sözü var. Fazla bir şey söylemeyeyim diye bizzat onu söyledi. Kadına kötü söz söyledi, üzerine kan sıçradı diye Hazreti Halid bin Velid. Peygamberimiz dedi ki ona, ey Halid yavaş ol. Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim, bu kadın öyle bir tövbe etti ki, onu bir bahçı, vergi memuru yani yapsaydı şüphesiz mağfiret olunurdu. Bu ne demek vergi memuru? Halkın parasını yemek bu kadar kötü bir şey. Eğer bir suç işlemek insanı Allah'ın yanında bu kadar kıymetli yapacaksa, ötesini söyleyemiyorum. Ne güzel bir suçtur diyemiyorum da. Suç suçtur. Günah günahtır. Ama o günah o insanı ne hale getiriyor? Değerli kardeşlerim, onun için ilim, dini bilmek. Yani niye Müslümansın? Ne bileyim ben olmaz. Tarihte bir adam var, İbni Kemal. Paşazade dedi, Kemal Paşazade ya da İbni Kemal da derler. İki büyük alim, birisi İstanbul'da, birisi Mısır'da, Suyuti. Bunların hangisi büyüktür? Bizim Ömer Nasuhi Bilmen tefsir tarihinde İbni Kemal'ın büyüklüğünü kendince tespit eder. Çok büyük bir alim. Devrinde alimler kitap yazamazdı. Çünkü alim derinler, şu daha tavuk, bu da çize utandırırdı insanları. Büyük bir alim. Sadece din alimi değil, bu Şeyhülislam. 30-40 sene Şeyhülislamlığı var. Aynı zamanda dilci, tarihçi, çok çeşitli. Derya gibi bir insan. Bu adam nasıl alim olmuş biliyor musunuz? Bu adam askermiş önce. Hizmet ederken komutanlarına bir olay geçiyor bunun başından. İkinci Bayezid zamanı. Vezir Çandarlı Halil Paşa oğlu İbrahim Paşa. Osmanlı tarihinin en büyük paşalarından. Filibe'de askeri topluyor. Gel orada kurmay bir çadırda toplantı yapıyor. Filibe'nin müftüsü Molla Lütfi Efendi geliyor çadıra ve komutanın yanına, vezirin yanına en üst yerden yer veriyorlar. Beyler, paşalar, hele de orada Evranosu'da Evranosuzade Ali Efendi var. Evranos Paşa ve zadeleri, sülalesi hep büyük hizmetler görmüş bir sülale. İbni Kemal diyor ki, benim Evranosuzade Ali Efendi olmam mümkün mü? Mümkün mü? Hiç mümkün değil. Sülaleyle alakalı bir şey. Ama çalışırsam bir Molla Lütfi olurum diyor. Gördün mü şu Molla Lütfi'yi? Hepsini geçti alim olarak vezirin yanına oturdu. Demek ki ilmin şerefi bu komutanların şerefinden çok daha büyük. Bıraktı askerliği ve ilme çalıştı. İbni Kemal oldu. İbni Kemal Paşa oldu ya da İbni Kemal Paşa zaten. Amasya'da doğumlu olduğu için her sene orada sempozyum düzenlenir hakkında. Daha eserlerini, yazdığı eserleri biz bastıramadık. Bu da bize ayrı bir ayıptır. Eğer siz, sizi Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevsin istiyorsanız, halk hürmet etmek istiyorsanız, bırakın bunları, halkın hürmetini, Allah'ın rızasını kazanmak, Peygamberimizin rızasını kazanmak ve kendinizi kurtarmak istiyorsanız, dininizi öğreneceğiz. Neden? İlmu hal herkese farz. İlmu hal herkese farz. Gece saat 12'de telefon gelir. Hocam he, ya biz halt ettik. Ne oldu? Hanımı boşadık. Nasıl olur? Bunun bir çaresi var mı? Bana ne soruyorsun ya? Sen evlendiğin gün evliliğin ve boşanmanın ne olduğunu öğrenecektin. Adam ticaret yapıyor. Sanayici ya da. Hocam şunu nasıl olacak diyor. Bir iş yapmış,
Ya kardeşim, bu işi yapmadan önce bilerek yapacaksın. Şeriata aykırı bir muamele yapmamak için önce öğrenecek, sonra iş yapacaksın. Ben ne anlarım sanayiden? Benim işim değil ki. Senin işin. Sen öğreneceksin. Yok öyle beleş. Bir gün Çingil Mehmet abi gülüyor. Hayırdır, ne gülüyorsunuz? Bana ters ters bakıyor şu adamlar da baktık. Niye güzüldü bunlar abi dedi. Çingil Mehmet abi çoğunuz tanırdınız herhalde. Medine-i Münevvere'de Maraş'ta mücavir orada kalırdı. Efendim ya diyor, geliyorlar şuraya sabaha kadar pır 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 konuşuyorlar. Laf laf diyorlar. Gelirken de Hacı abi elim öpek bize dua et. Bir gün yine geldiler. Hacı abi bize elim öpek bize dua et. Dua parayla dedim diyor. Parasını verirseniz dua ederim size. Ya biz de seni büyük bir adam biliyoruz. Sen ne biçim olur. O ne bilir? Sen bilin oğlum dedi. Ya siz o sabahlar pır 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 keyfinizi görün. Zevkinizi neşelenin. Ben de sizin için oturup dua edeceğim. Yok böyle yapma. İhtiyacınız varsa yapın duanızı. Yoksa parayla dedim. Arkadaş, sen hanımı boşamanın nasıl olması lazım geldiğini, sünni talak, bid'i talak, rici talak, bain talak, bunları öğrenmen lazımdı evlendirken. Niye öğrenmedin? Dinini bilmen lazım, niye bilmiyorsun? Bilmezsen seni böyle işte unuturlar. Öğreneceksin. Ben müftüm olacağım, müftü olma. Ama kendine lazım olan ilmi öğren. İlmi öğreneceksin. Allah bir ömür vermiş, yaşıyoruz. Min husni İslamil mer'i terkuhu ma'la yanihi. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir ma'la yanihi terk etmez. Nedir ma'la yani? Dinine ve dünyasına hiçbir faydası olmayan boş iş, boş söz, boş hayat. Bu kadar önemli mi bu ya? Aa. Allah Celle Celaluhu bak, önemine bak. Bismillah. Kad aflahal mu'minun. Hiç şüphesiz müminler ferah buldu. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Birinci sınıf, hemen ilk başta gelen nedir? Namazını huşuyla, saygıyla, korkarak kılarlar. İkincisi, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Lağıvdan yüz çevirirler. İkinci derecede. Nedir lağıv? مَا لَا يَعْنِ işte Arapçada مَا وَشَيْكِ لَا يَعْنِهِ hiçbir manası yoktur. Abdullah Hoca'nın şimdi ben intihar etmesin. Efendim. Yüz çevirirler. Dinine, dünyasına faydası olmayan sözü söyleme kardeşim. Düşünceyi yapma kardeşim. İşi yapma kardeşim. Allah bunu sevmiyor. Yetmiyor. Gazap ediyor. Büyükler demiş ki evliyaullah. Bir adama Allah'ın kızdığını görmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız adama bakın. Mala yani ile boş söz ve işlerle uğraşıyor mu, uğraşmıyor? Eğer boş iş ve sözlerle uğraşıyorsa bu adama Allah gazap ediyor, bunu bilmiyor. Şimdi bir Müslüman önce iman lazım, sonra ilim lazım, dinin öğrenecek. İbadeti var, muameleti var, şeriatı var, ahlakı var, Kur'an var, sünnet var, peygamberin hayatı var, insanları İslam'a davet etmenin usulü var, bir sürü öğrenmemiz lazım gelen işler var, tarih var, ecdat var. Yani insan bunlarla öğrenecek, yetmiyor, amel edeceksin, yetmiyor, ihlaslı olacaksın, yetmiyor, nefsini temizleyeceksin. İşin içine nefsi karıştırmayacaksın, gururdan, kibirden, kendini beğenmişlikten vesaire kötü huylardan kurtarmaya çalışacaksın. Mücahede, zor değil, zor kardeşim, o kadar kolay değil yani. Çabalayacaksın, bu işlerle uğraşacaksın. O kadar senin ömrün yok ki, yaşasan yaşasan ne yaşıyorsun ki? Öyleyse senin mala yani ya vaktin mi var ya? İlim öğrenmekten, kitap okumaktan, sohbetten, ibadetten, boş işlere, boş sözlere vaktin mi var senin ya? Adam kitap okumaz. Dergi beleş verir okumaz. Pırıl pırıl dergi gelir okumaz. Alimler kitap yazar.
Ya utanılacak bir şey, 80 milyon ülkeyiz. Bir kitap yazılıyor, 1000 adet kitap diyor hocam yayıncılar, 1000 adet kitabı satamıyoruz diyor. Nasıl okumaktan, kitaptan, ilimden, kalemden, yazmaktan böylesine uzaklaştık Allah aşkına? Kitapsız olur mu? Okumadan olur mu? İkra! Bismi Rabbikellezi halak! İslam böyle başlıyor. Okuyacağız. Kendimizi tehlikeye atmayacağız. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Hatırladınız mı olayı? Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a gelmişti. 90 küsur yaşlarında atın üstüne kendiyle düşmesin diye bağlamışlar. Peygamberin fetih ordusuna olan müjdesinden nasipdar olmak istiyor. لَقَدْ تَفْتَحَنَّ قُسْتَنْتِنِيَ فَلَنْ يَعْمَلْ اَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ يَعْمَلْ جَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ O ordu olmak istiyor. Mücahit insan. Peygamberimizi 6 ay evinde misafir eden sultan. Eyüp Sultan. İstanbul'un Eyüp Sultan'da bizim aziz misafirimiz. Müslümanlar arasında bir mücahit öyle bir küffara dalıyor ve tek başına safları yararak surlara doğru gidince Müslümanlar, ya bu adam tek başına bu kadar gavurun içine dalıyor, kendini tehlikeye atıyor. Oysa Allah Celle Celaluhu kendinizi tehlikeye atmayın diyor. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin, can, mal, el ise. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. وَاَحْسِنُوا ihsan edin, güzel davranın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah güzel davrananları sever ayetini okuyorlar. Dikkat ediyor. Siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. İnsanın hayatını tehlikeye atması bu değil. Esas insanın tehlikeye atması nasıl bilir misiniz? Bu ayet bizim hakkımıza indi. Biz biliriz bunu. Anlat efendim diyor. İslam gelişti. Medine'de ayak bastı. Devletini kurdu. Düşmanlarla savaştık, galip geldik. Karşımıza düşman çıkmaz olunca biz dedik ki o zaman Ensariler, Medineliler, gidelim bahçeler, hurmalar bakımsız kaldı. Şunlarla uğraşalım. İhya edelim. Yeni bahçeler yapalım. Muhacirler, ticaretimizi geliştirelim. Kazanalım dedik diyor. Bu işlere dalınca Allah kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Esas tehlike din davasını unutup dünyaya dalmaktır. Bu adamınki tehlike. Değerli kardeşlerim, bir Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi dünyevileşme, seküler, bugünkü tabirle, laiklik ya da aydınlanma, bunların her birinin bir anlamı var. Ne demek laiklik? Ne demek seküler? Ne demek aydınlanma? Haddimi tecavüz ediyorum ama söylemeden geçemeyeceğim. Zamanımız bitti herhalde. Değerli kardeşlerim, biz ilmi 3 kaynaktan alırız Müslümanlar. 1- akıl. 2- havası selime. 5- duyu organı. 3- haberi sadık. Yani peygamberin Allah'tan alıp bize verdikleri haber. Kökü vahiy. Kur'an kitap. Ama kafirler ilmi elde etme 3 değil, onlarda 2'dir. 1- akıl, 2- beş duyu organı. Havası selime, akıl. Haber-i sadık yok. Peygamberin Allah'tan alıp getirdiği vahiy, kitap yok onda. Aydınlanma demek, seküler demek, hayatı Allah'ın getirdiği, peygamberin bize bildirdiği, Allah'ın emir yasak dini olmadan yaşamak demektir. Onu bilgi kaynağı olarak kabul etmemek demektir. Bu ülkede marifin temeli yıllardır pozitivizmdir. Pozitivizm Allah yok demektir.
Eskiden insanlar Allah dediler. Neden? Korktular. Gök gürledi, korktular. Yağmur yağdı, korktular. Şimşek çaktı, korktular. İzah edemediler bunu. Ve sığındılar Allah diyerek bir şeye. Ama şimdi biz ilim sayesinde, akıl ve ilim beşli organı, laboratuvar sayesinde gök için gürler, biliyoruz. Şimşek için çakar, biliyoruz. Yağmurun için yağar, biliyoruz. Onun için Allah'a imanı öldürdük. Sığındığımız, yarattığımız Allah'ı öldürdük. Allah yok diyorlar. Ne olsun ki? Allah'ın size sunduğu haber-i sadık, peygamber, onlar da bir hurafadır diyor. Şimdi ben size söyleyeyim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İki bakış açısı var. Bir, Müslümanca bakış açısı. Biz bu kelimeyi duyduğumuz zaman ne kadar seviniriz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Neden? Allah kitabına oku diye başlamış. Peygamber ilim yolunda giden cennet yolunda gitti demiş. İlmi şöyle övmüş, ilmi böyle övmüş. İlim insana, işte anlattık, kazandırır. İlim, hayatta en hakiki mürşit. Mürşit, irşad eden, olgunlaştıran, yol gösteren, mesut ve bahtiyar kılan ilimdir. Doğru mu? Doğru. Hangi bakış açısıyla? Müslümanca bakış açısıyla. Ama bir de batıcı bir bakış açısıyla bakın. Pozitivist bakış açısıyla bakın. O nedir? Hayatta en hakiki mürşit, hayatta, yaşamda, hayat. En hakiki mürşit, yol gösterici, olgunlaştırıcı, kılavuz, ilimdir. Yani akıl ve beş duyu organlarının sana öğrettiğidir. Onun ötesinde peygamber haber getirmiş, vahiy getirmiş. Bunlar hurafadır. Bunlar ilim değildir. Öyleyse bundan sonra bu ülke hurafalarla, batıllarla, yok peygamber, yok kitap bunlarla değil, sadece ilim, akıl ve laboratuvarın sana sunduğu müsbet ilimlerle sana yol gösterecek. Bu anlamda söylenmişse felaket. Hangi anlamda söylenmiş peki? Siz uygulamaya bakın. Dini bir şey olarak kabul etmiyor adam. Aydınlanma budur. Sekülerizm budur. Laiklikle budur. Ne diyor adam? Kardeşim, Allah varsa var. Özür diliyorum. Bu ifade uslubunu anlatabilmek için mecburen söylüyorum. Allah varsa var. Tamam diyor. İnandım. Ama gökte otursun, hayatıma karışmasın. Hayatıma karışmasın diyor. Kelimeleri duymuyor musun? Yaşam tarzıma karışmasın. Ben istediğimle yatarım. Zina ayıp, ben tanımam diyor. Bu benim özgürlüğüm diyor. Kimse benim hayatıma karışmasın diyor. Ben akşamleyin, sabahleyin istersem içerim, istersem içmem. Kimse alkolüme karışmasın. Ben eteğimi uzatırım ya da kısa giyerim. Kimse benim kılığıma, kıyafetime karışmasın diyor. Yarattıysa yarattı. Hayatıma karışmasın. Ben özgürüm diyor. Allah'a karşı da mı? Evet. Allah'a karşı da özgürüm. Kimse bana emir vermesin diyor. Kürtaj tartışmalarını hatırlıyor musunuz? İnsanlar sokaklara döküldüler. Kim? Soruyorsun, hepsi Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Müslüman kız, Müslüman oğlan. Kürtajı bir ara hükümet yasaklayacak oldu. Sana ne? Ben istediğimle yatarım, istediğimle yatmam. Çocuğum olursa istersem doğururum, istersem doğurmam. Sana ne? Bana karışamazsın diye. Siz söyleyin, bu Allah'ı tanıyor mu? Tanıdığını söylüyor ama karışmasın diyor. Böyle Allah inan, böyle Müslümanlık olur mu? Nereye gitti benim neslimin imanı?
Peygamberimiz Medine'de dolaşıyor. Bakıyor orada bir kalabalık var. Dikkat ediyor. Adamın birisini eşeğe teş bindirmişler. Ellerinde boyalı kamçılar yüzüne, gözüne, burnuna, sırtına söverek, hakaret ederek götürüyorlar. Bununla bitirelim inşallah. Nedir diyor Peygamberimiz? Bunlar Yahudilerdir diyor. Ne yapıyorlar diyor. Bir suçlu demek ki cezadan. Bana bir alimlerini çağırın. En alimlerini diyor. En alimlerini getiriyorlar Peygamberimize. Bu nedir diyor. Bu diyor zina eden bir adam Yahudilerden. Cezasını veriyor bunu diyor. Siz de zina edenin cezası bu mudur diyor. Evet diyor adam. Siz de zina edenin cezası eşeğe tesbih, teşhir etmek ve bu arada 40 tane elyaftan örülü değnekle vurup yüzünü gözünü karalamak, rezil etmek, teşhir ediyor. Peygamberimiz adamın gözünün içine bakarak diyor ki Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına doğru söyle. Bu mudur? Büyük yemin verdim ya bu değil. Nedir diyor. Aslında lecimdir. Evliyse öldürülmektir diyor. Bekerse yani. Nasıl oldu peki diyor Allah'ın kitabını bıraktığınızda bunu uyguluyorsunuz. O da şöyle oldu diyor adam. Eşraftan zengin ve soylu güçlü birisi zina yapmıştı. Tespit edildi. Mahkemede yazıktır, büyüktür, şöhretlidir diye bu adama cezayı veremediler. Vermediler. Mahkeme karşısında herkesi eşit olmazdı. Zengin ayrı, fakir ayrı değil mi? Makamı olan ayrı, makamsız ayrı olursa insanlar böyle felakete gidiyor. Sonra günlerden bir gün galiben halktan fakir birisi zina etti. Mahkemeye düştü, hemen rejim cezasını verdiler. O zaman fakirler ayağa kalktı. Olmaz öyle şey. Ya sizin o soylu zengin dediğiniz adam da gelecek, rejim edilecek ya bu da onun gibi affedilecek. Aynı mahkemeden iki ayrı, aynı suça iki ayrı hüküm çıkmaz dediler. Hakimler baktılar ki iş tehlike olmuyor. Dediler bundan sonra zina edenin hükmü rejim kalsın, kalsın. Yerine 40 değnek, yüzünü gözünü bulayıp işte kara çalıp teşhir etmek cezası. Bakacak, sen kimin cezasını kimden kaldırıyorsun? Allah kitabında sana böyle yazmıştır. Yetkin var mı Allah'ın kitabını Allah'a geri getir postalamak? İşte o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayetler indirdi. Ya eyyuhel Resul Yani La yasunken dediğine yusari ümmeti kufri 91. ayet 41. ayet kelime ya kafanız dağılmış. Maide suresi 41. ayeti kerime. Bizlere gittik. Evet. Önümdeki bu sahru şerifin 113. sayfası Maide suresi 41. ayet. Ya eyyüher resul, ey benim sevgili peygamber. Malum olan peygamber. Elif lam er resul. La yahzun ki seni üzmesin. Mahzun etmesin. Kim? اَلَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Küfre süratle koşanlar. Gavurlar böyle adım adım değil, koşa koşa gidenler. Üzmesin sen. Üzer peygamberimizi insanların dinden çıkıp gitmesi ama üzmesin diye teselli. مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا Şu adamlardan, kimlerden onlar diye soracak olursan
Minellezine kalu amanna bi efvahihim. Ağızlarıyla biz de iman ettik diyorlar. Ama velem tu'min kulubuhum, kalpleri iman etmemiş. Münafık. Ve minellezine hadu, bir de şu Yahudiler. Sokakta gördüğün adamlar. Zinaya öyle ceza verenler. Semmâûne lil kezib, yalana kulak veriyorlar. Allah'ın kitabı Tevrat haktı. Onların mahkemede kendi kafalarında koydukları nedir? Yalan. Aslı var mı? Yok. Yalan. Semmâûne li kavmin âkherîn, başka bir kavim için sana gelip kulak verirler. Bu da olay, bir olay daha var. Hayber'de cereyan etmiş. Hayberliler Beni Kureyza'lara diyor ki, gidin peygambere bunu sorun. İçimize gelen fetva verirse alırız. İçimize gelmeyeni verirse almayız. Lem ye'tuk. Ondan sana gelmiyor. Aracı gönderiyorlar Hayberliler Beni Kureyza'lıları. Yuharrifun el kelime min ba'di mevazihi. Allah yerine koyduktan sonra onlar Allah'ın kelimesini, kanununu tahrif ediyor, bozuyorlar. Yakuluna diyorlar ki, in utitum hada, işimize gelen bu fetvayı verirse, fehuduhu, onu alın. Ve innem tuktavuhu, vermezse o fetvayı işimize gelen, fakdaru, sakın ondan. Aman almayın görür. Ve men, bir kimse ki, yuridillahu fitnetehu, Allah onun fitnesini dilemiş ise, felen temlike lehu minallahi şey'a, senin elinden ne gelir Allah'a karşı habibim? Bunlar fitneye düşmüş insanlar. Ulaike, onlar ellezine, öyle insanlardır ki lem yuridullahu en yutahhire kulubahum. Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Bütün küfür pisliğiyle öyle kalacaklar. Elinden ne gelir? Hiçbir şey gelmiyor. Lahum, onlar için vardır fid dünya, dünyada hizyun. Yaptıkları sadece ahirette değil, dünyada da yapışacak ya. Ne diye? Hizi. Hizi nedir? Horluk, alçaklık, rezillik, kefazelik. İnsanlar katında değersizlik ve şerefsizlik. Ve lehum, onlar için vardır fil ahireti, ahirette sadece dünyadaki şey kalmaz. Azabun azim, büyük bir azap vardır. Şimdi sıkı durun. Size bir soru soracağım. Olayı anladınız. Üstüne inen ayeti de anladınız. Allah katında torpil var mıdır? Hayır. Yahudiler Allah'ın kitabındaki kanunu, değil mi, kaldıracak. Yerine başka bir kanunu koyacaklar. Allah onlara, senin elinde bir şey gelmez Habibim. Kalpleri fitneye düşmüş. Allah bunları temizlemeyecek. Dünyada rezil ve rüsvay olacak. Ahirette de cehenneme gidecekler diyor. Kafirliklerini ilan ediyor. Şimdi aynı işi Müslümanlar yaparsa, ellerinde Allah'ın kitabı var. Ama içindeki kanunları kaldırır. Yerine başka kanunları koyarak dünyevi bu hayatlarında muamelelerini ona göre yaparlarsa, Allah Müslümanım diyen insanlara özel bir muamele ve torpil yapar mı? Ona farklı, buna farklı yapar mı? Peki bu Müslümanların durumu nedir öyleyse? Bütün dünya bir araya gelse, Allah ne diyorsa siz onu yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Aranızda bir mesele mi zuhur etti? Gideceksiniz hoca efendilerden hangisine inancınız varsa, itimadınız varsa. Diyeceksiniz ki, sen hakim ol, biz sana derdimizi anlatıyoruz. Aramızdaki meseleyi şeriata göre halledin. Ve kim kimi buyur şeriata dediği zaman gitmemezlik etmeyecek. Ederse ne olur? Kur'an-ı Kerim'de onun da sizlere çıkartmıştım ama zaman, burada zaman hızlı geçiyormuş. Planım ona göre yapamamışım. Geçti gittiği zaman daha fazla sizi istismar etmeyeceğim, bekletmeyeceğim. Onları söyleyemeyeceğim ama ben biliyorum ki siz bunları çok duydunuz ya, biliyorsunuz. Yahudi yaparsa kafir olacak.
aynısını Müslüman yaparsa. Ta baştan bir söz söylemiştim. Yahudinin elinde Tevrat vardı. Hristiyanın elinde İncil vardı. Müslümanın elinde de ne var? Kur'an. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın kitabının içindeki kanunlarını tahrif edip, değiştirip attılar. Onun için ehli kitap kafir oldular. Aynı işlemi Müslüman yaparsa. Yani iman kabul, ibadet kabul, ahlak kabul. Ama biz muamelatı, hukuk kısmını, helal-ı haramı kabul etmiyoruz derse, o adamın dinde sağlam kalması mümkün mü? Allah'ın kitabı 6000 küsur ayet, birisini inkar eden tamamını inkar etmiş gibi kafir olur. Sadece inkar değil. Allah'ın kitabından bir emri ya da yasağı çirkin gören inkar gibidir. Alay eden inkar gibidir. Aşağılayan inkar gibidir. Beğenmeyen aynı inkar etmiş gibi kafirdir. İş böyle olunca bir daha dönüp kendimize ve neslimize bakacağız. Şu ben Müslümanım diyen insanlar acaba gerçekten Müslüman mıdırlar? Eğer Müslümanlar gerçekten Müslüman olsa Allah bunları insanların ayaklarının altında böyle rezil ve rüsvay eder mi? Müslümanlar rezil ve rüsvay bir hayat yaşıyorsa kimler rezil ve rüsvay hayat yaşardı? Allah'ın kelimelerini kitapta yerini tahrif edip değiştiren, yani onu kaldırıp yerine başkasını koyanlar. Suçumuzu bilmeli, Allah'a tövbe etmeli, imanımızı kurtarmalı, hem kendimizi hem evlatları ve bu sahih imana bütün bir insanlığı davet etmeliyiz. Biz davet etmezsek bu kafirlere İslam'ı kim anlatacak? Yeni bir peygamber gelmeyeceğini söylemiştik. İş büyük, mesuliyet çok. Sorumluluk ağır. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biraz uzattık istedim. Hoş geldin inşallah. Lillahi Fatiha. Allah'ım. Hocam dinleyiniz abi, Allah razı olsun. Doğru. Bu Müminun suresindeki hocam ilk 10 ayeti açıklayabilir misiniz? Şimdi, bu saatten sonra. Kısa kısa hocam, özür. Abdurrahman hocam benim yerime size yapsın. Oldu mu? İmran hocam var. Ver hocam, ver hocam. Evet, İmran hocam. Evet.